Mehmet Aslan, tartışmayı hem izliyorsun hem de olayları takip ettin. Yani bu başka bir şey mi? Mesela büyük soru şu. Bu askerlerin neden 200-300 tanesi bu yemini ederken diğerleri yetmiyor? Ne oluyor? Öncelikle buna bakış açısıyla bir de gerçek olan arasındaki farkı iyi analiz etmemiz lazım. Şimdi ben İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olma sıfatıyla gençlerden sorumlu olduğum için de direkt beni ilgilendiren bir konu ve bağlantılarım olduğu için de direkt o konuyla ilgili orada kılıç kaldıran gençlere ulaştım. Askerlerimize ulaştım. Ailelerine ulaştım. Ve hepimizin de çevresinde emekli olmuş paşalar vardır, asker assubaylar vardır. Onlarla da gelenek noktasında konuştum. Aldığımız izlenimlerle, yani gerçeğin bir gerçek var, bir de o gerçeğin yanında görmek istenilen ya da ondan medet umulan ya da korkulan var. Şimdi gerçeği konuşmak çok espri veya çok böyle önemli gelmiyor şu an maalesef gündemimize. Bu her sene yapılan bir uygulama, yeni değil. Ve oraya gelen gençler artık askerler. Yani konuyu da çok dağıtmadan kolektif anlatmam gerekirse, yapılan olay ne yeni bir olay, ne sıra dışı bir olay, ne de askerlik ilkesinden aykırı bir olay. Ama buna bakış açımız bizim değişmediği sürece, Türk toplumunu ya da siyaseti, gündemi belirleyen insanların, biz her şeyden nem kapar hale geliriz. Ve maalesef başta Pınar Hanım söyledi, sonra Şükrü Bey söyledi. Herkes kendi için hassas olan noktalardan dem vurur ve biz hiçbir zaman bir huzur ortamını yakalayamayız. Huzur ortamını yakalamak için de hiçbir kurum, hiçbir kuruluş, hiçbir vatandaş, hiçbir birey, hiçbir basın mensubu da aman huzurumuz bozulmasın diye yapmasını istediği şey yapamazsa da onun adına demokrasi denmez. Onun içinde de bir kolektif hayat sürülemez. Yani sizin tabirinize söylüyorum. Muhafazakar kesim korkmasın, üzülmesin diye laik, seküler ya da bu modern söylemler ya da hareketler engellensin. Seküler kesim şeriat mı geliyor, ne olacak, hapislere mi düşeceğiz dedikleri zaman işte muhafazakar kesim doğru düzgün ne giyinebilecek, ne ibadet edebilecek, ne yani bu beraber yaşamanın ön koşulunda bir kere iyi niyet, hukukta da iyi niyet, her şeyin başında niyet önemlidir. Şimdi biz maalesef bu metaforları çok seviyoruz ve her şeyden bir anlam çıkartmaya ya da bir anlam yüklemeyi seviyoruz. Yani her biz şimdi Mehmet Aslan bir saniye. Biz şimdi bütün bu tartışmaları yani gereksiz yere mi yapıyoruz? Bunu mu ya da fazlaca mı abartıyoruz? Son derece, yani biz size stüdyodaki misafirlerimiz hakkında demiyorum bizim için. Yani ben şu an kamuoyu olarak, genel olarak son derece gereksiz bir şey için kendi enerjimizi yoruyoruz. Peki geriyoruz. Türkiye'nin son 30-35 yılında en etkili siyasi aktörlerden, en önemli siyasi parti genel başkanlarından biri olan Sayın Devlet Bahçeli'nin şu anda ekranda açıklamaları var. Bu kadar büyük bir tecrübe, yani 28 Şubatları yaşamış, daha önce 80 darbesinde ülkücü hareket içerisinde olmuş, Türkiye'nin bütün tarihini, yakın tarihini iyi bilen bir siyasi isim, önemli bir isim. Bu çok önemlidir, araştırılmalıdır. Ne amaçlanmaktadır sorusunu niye soruyor sizce? Belki kamuoyunun artık bir netlik kazanması. Bakın, söyleminde Sayın Bahçeli'nin bir suçlama yok. Soru soruyor. Biz artık soru sormaktan da soru sorandan da bir şey nevalanmaya çalışıyoruz. Ben askerlerle konuştum, ailelerle konuştum. İçinde İmam Hatip'ten gelen çocuklar var. Atatürk 85 milyonun Atatürk'ü, askerler de 85 milyonun askeri. Artık bunu biz, tamam kabul ediyorum, toplumsal hafıza var ve bunun içinde kanayan yaralar olmuş. Ama bunu istismar etmek maksadıyla ve art niyetli insanların eline artık koz vermememiz lazım. Yani ben
sözleri yani germek de istemiyorum bazen ama ben anlamak için de soruyorum. Yani ben Pınar Hanım'ın konuşmaların başında söylediği her şeye imzamı atarım ama son söylediği şey olunca yutkunuyorum son söylediği iki sözden sonra. Nedir o? Nedir? Yani mesela istisnasız dedi ki Pınar Hanım, biz tamam Türk kimliğine bağlıyız, her şey okey, bunlara sonsuz altına imza atıyor ama sonunda dedi ki özgürlük arayışında olan insanları istiklal mahkemelerinde yargıladık. Şimdi özgürlük arayışında olan insanlar kimler? Kubilay'ın kafasını kesenler mi? Yok. Şöyle dedim Mehmet Bey. Dedim ben ki, not aldım. Çok özür dilerim. Yanlış dedim. Anlamadıysam aynen. Özgürlük arayışına girenleri... Diyarbakır, yok. Diyarbakır cezaevini özgürlük arayışı ama alt kimlik, üst kimlik meselelerini halledemediğimiz için bunu isyana dönüştürmüş olan insanların neden isyan ettiğine, onların isyanına katılmamak ayrı ama onların neden isyan ettiğini sorgulamak gerekir. Özgürlük arayışında olan insanları da şey. Diyarbakır cezaevlerinde çürüttük. Davaların sanığı haline getirdik. Tabii ki İstiklal Mahkemeleri, tabii ki İstiklal Mahkemelerinin tamamında hak ve adalet dağıtılmadı. Yani orada asılanların hepsi asılmayı hak etti demek kabul edebileceğim bir şey değil benim. Şimdi, tabii ki orada ben, siz biz başka bir şey söylüyorum. İçi siz, detaylı tabii olarak ki İstiklal değil, genel Mahkemelerinin hataları, İstiklal Mahkemelerinin yanlışları, İstiklal Mahkemelerinin pürü pak adalet dağıttığını yine kabul etmiyorum ben. Ama ben Cumhuriyet'in tamam. kuruluşunun getirdiği bir mecburiyet olduğunu ama bu mecburiyeti izah etmeden... Bakın bu biz şimdi Pınar Hanım başka bir şey konuşuyoruz. Biz diyoruz ki İstiklal Mahkemelerinde konulduğu zaman oradaki detaylar, cümleler, tabii hak yapılana bütün yargılama süreçleri 1923'ten değil, adalet olduğundan beri, mahkeme kadı olduğundan beri yanlışlar olmuş olabilir. Hak dağıtımında adaletsizlikler, şu an Türkiye'nin en hukuk adaletin yanlış yapıldığı dönemdeyiz. Bunları evet. tartışmıyorum ben. Ama İstiklal Mahkemelerinde özgürlük arayışı olan insanlara yapılan zulüm ya da haksızlık derseniz burada bir kişi gelir onlar, akla. Onlar için ben özgürlüktü Mehmet Bey. Onlar yani, kendi adına yani kendi kesmek, özgürlük arayışlarını... Kafa kesmiyor. Pınar Hanım bugün de ama özgürlük için bakın, mücadele ediyorum. Onların kendi özgürlük anlayışları, diyenler var. Onların isyanın, onların aynı isyanını, onun isyan, onların isyanını meşrulaştırmak değil... Ancak onlar kendi adlarına bir özgürlük arayışı içindeydiler. O özgürlük ya anlayışını herkes, bugün ben veya siz bugün dünyadaki bütün terör örgütleri kendi adlarına özgürlük arayışında değerlendirmek lazım. Yani bugün onlar dünyadaki bütün terör olabilir. Örgütleri bütün terör örgütleri kendilerini kendilerince özgürlük arayışındadırlar. Yani bu onların eylemlerini meşru mu kılar? Şimdi size göre bugün İstiklal Mahkemelerinde asılanların bugün, hepsi asılmayı hak etmiştir diyorsunuz siz değil mi? Ben de o zaman başta Said Nursi olmak üzere. Pardon. Ben başta Seyit Rıza olmak üzere İstiklal Mahkemesi'nde başta Manisa olayları ve şehit subayımız Kubilay subayımızın kafasını kesen, devlete karşı çıkan, devlete meşru yollarla değil de asayişi bozarak masum insanları ve sivilleri ve askerleri öldüren herkesin bu ülkede kanunların öngördüğü şekilde cezalandırılmasını meşru ve adaletli sayarım. Yani Mehmet Bey ama siz, ben... siz kılık... bir saniye Mehmet Bey siz tam konu bu değil ama o cümleyi almak ben için de, soruyorum ısrarla. Ben de Şeyh Said'in Seyit Rıza'nın yargılanması ve idam edilmesini doğru mu buluyorsunuz? Kim efendim? Seyit Rıza'nın yargılanmasını ve idam edilmesini doğru mu buluyorsunuz? Evet, Kubilay'ı kesip ayaklanan herkesin yargılanıp asılmasını doğru buluyorum. Yani ben idamı doğru Kubilay'ı buluyorum. Kubilay'ı demiyorum efendim. Ben diyorum ki Seyit Rıza'nın yargılanıp idam edilmesini evet. doğru mu buluyorsunuz? Evet. Anladım, tamam. Peki bu noktada eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onu alalım. Ondan sonra iç siyasete dair başlığımıza geçelim. Bugünkü konumuz işte bu. Bakın tekrar söylüyorum. Şunu tekrar söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bir cümle. Mehmet Aslan döneceğim. Bir cümle alayım lütfen. Şimdi bakın biz geçmişte bir cumhuriyet kurduk. Hepimiz kurduk. Hepimiz mücadele ettik. Evet. Ama o cumhuriyet kurulurken... Bir mecburiyetin içinde olduğumuzu da biliyorum. Yani bir ulus devlet yaratmadan siz bir bağımsızlık mücadelesini tamamlayamazsınız. Elbette ulus devlet ve ulus devletin üst kimlik
altında diğer kimliklerin tanımı tam olarak yapılmadan bu ve bununla ilgili çıkan bütün sorunlar, o isyanları yapanları meşru görmek ayrı bir şey, meşru görmemek ayrı bir şey. Ancak o isyanları kabul etmemekle beraber o insanların bir özgürlük, bir hak arayışını isyana dönüştürmüş olmalarını doğru bulmayalım. Ancak burada bir eksiklik olduğunu kabul edelim. Anladım Pınar Hanım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani Mustafa yani olay Kemal biraz şeyinden çıktı. Başka bir yere anladım. Ben sorumu sordum. Cevabımı aldım. Mehmet Bey, cezaevindekilere ne diyorsunuz? Mehmet Bey, cezaevindekilere ne diyor? Bir saniye. Hayır ama sormam lazım. Bugün cezaevindekilere ne diyor Pınar Hanım? Diyarbakır cezaevi. Merak ediyorum. Hangisini? Onları anlayabiliyor musunuz? Mesela ayım karar... Atıyorum yani siyasetçiler cezaevinde. Yani Can Atalay'ı kastediyorsun. Hayır sadece orada değil. Canım başkaları var. Bir saniye. Bir onların isyanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey anlamak gerekir şey mi acaba? Söyleyeceğim. Tartışma programlarında ben de orada otururken gerçekten bazen moderatörün sözünü kesiyordum ama bu iş zor bir iş. Evet. Mehmet Aslan'a bir döneyim, bir cevap versin. Ondan sonra iç siyasi başlığımıza şimdi geçelim. Mehmet Aslan buyur. Konuyu... Bir cümle. Konuyu 1923'e götürüp buraya getirmemin sebebi bir saniye şudur. Evet. Devletle... Bu gibi olaylardaki asıl dikkat edilmesi gereken unsur şudur. Devletle, cumhuriyetle, Türklükle ve bunun yapısıyla problemi olan insanlar bu gibi olaylardan provokatif eylemler çıkartırlar. Bugün darbe çağrışımı yapan bütün şu anki hesapların temelini kazıdığınız zaman ya bölücü terör örgütü mensuplarıdır ya da FETÖ'dür. Ben mütemadiyen baktığımda belirli hassasiyeti olan muhafazakar kesimde kıymetli insanların şunu eleştirdiğini de çok nazikçe gördüm. Diyorlar ki 23 yıldır bir mücadele veriliyor. Belirli bir vesayetten kurtulduğumuz söyleniyor. Ve hatta müfredat değişerek bunun kökünün kazındığı savunulurken eğer bu sizin söylediğiniz bu felaket tellallığı yapan veya bir şekilde devletle bir konuda hesaplaşma içine giren insanların hemen bir darbe yapılacak konusuna giren çocuklar, kardeşlerimiz, canlarımız, askerlerimiz daha yeni mezun olmuşlar. Yani demek ki siz bu zamana kadar 4 sene, 5 sene bu arkadaşlara hiçbir şey verememişsiniz. Buradan bu sonuç çıkar zaten. Anladım. Peki. Şimdi ben şunu tekrar söylemek istiyorum. Hadi söyleyin, toparlayın, biz, başlığı değiştirelim. Tamam. Kaç ilave yok. Devletle, darbeyle en ufaktan yakından bu defterler millet sayesinde kapanır. Güçlü iradeyle kapanır. Ve Türkiye'de millet bunlara artık karnı tok. En son devlet darbe hassasiyeti yaşayan insanlar, yani 80 darbesini yaşayan insan 40 yaşındaysa şimdi 85 yaşında. Türkiye nüfusunun %86'sı artık darbe görmemiş. 15 Temmuz'u saymıyorum. Onun haricinde. Bu yüzden böyle hassasiyetleri kaşıyarak insanları ürkütüp gerçek gündemi saptırmanın bir manası olduğunu siz 28 Şubat'a darbe demiyor musunuz Mehmet Bey? Bakın darbeden benim kastım postmodern darbe başka bir şey. 300 bin insanın gözaltına alındığı... İşkencelerle insanların evden alınıp yok olduğu, yani bunu söylemeye çalışıyorum ben. Tamam anladım.